Güzel bir yaz sabahından herkese merhabalar. Bugün sizlerle 17-20 Haziran tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilen CHRM Dünya İnsan Kaynakları Konferansı ile ilgili sizin için seçtiğim başlıkları ve bilgileri paylaşmak üzere sizlerle birlikteyim. CHRM, Society for Human Resource Management, Amerika'da kurulmuş, yıllardır insan kaynakları profesyonellerinin gelişimlerine katkıda bulunan, hem bilgi hem araç, aynı zamanda network fırsatı sağlayan bir kuruluş. Yaklaşık 30'dan fazla ülkeye yayılmış durumda. Biz de Management Center Türkiye olarak 2015 yılından beri misyonumuz çerçevesinde insan kaynakları profesyonellerini Türkiye'yi dünyayla buluşturmak üzere hem takip ediyor, aynı zamanda da bilgileri sizlerle burada paylaşıyoruz. CHRM konferansı bu yıl Chicago'da 22 bin insan kaynakları profesyonelinin katılımıyla gerçekleşti. Hakikaten yaklaşık aynı anda, işte saat 7'de başlayan oturumlarla, aynı anda 20'den fazla oturumla epeyce bir zorlayıcı 3-4 günü birlikte dünyadaki insan kaynakları profesyonelleriyle birlikte geçirdik. Bu senenin önemli noktalarından biri CHRM'ün başkanının yenilenmesi, tazelenmesiydi. Dolayısıyla bir anlamda görücüye çıktı ve önemli mesajlar verdi. Bu sene zirvenin temel teması Expand Your World'dü. Yani insan kaynakları profesyonellerine verdiği temel mesaj dünyanızı büyütün, dünyanızı genişletin oldu. Johnny Taylor, yeni CEO, neler söyledi? İki şeyi ben özellikle burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Biri dedi ki büyümenin önündeki en temel engel şu anda insan gücü, insan gücündeki sınırlarımız. Doğru işe doğru insanın olması, değişen ihtiyaçlara uygun yeterlilikte insan gücünün sağlanması dedi. Buna mutlaka değinmeli, parmak basmalı, aynı zamanda bu konuda kafa yormalıyız dedi. Diğeri de Amerika için geçerli olan işsizlik oranıydı. 2010'larda %10'lara erişmiş olan işsizlik oranının son politikalarla birlikte 3.9'a inmesini özellikle altını vurguladı. John Taylor aynı zamanda Trump'ın ekibinden olduğu için politikalarla işsizlik oranının bu anlamda düşmesini ilişkilendirdi. Aynı zamanda herkese bir iş var, bir fırsat var. Bu anlamda insan kaynakları açısından da önümüzdeki dönemin her ne kadar teknoloji, AI, robotlar diyorsak da önemli fırsatlar içerdiğini aktardı. Temayla birlikte temel verdikleri ana mesaj insan kaynakları profesyonellerine birincisi bu dönemde zorlayıcı insan konularının giderek arttığı ve insan kaynakları ekiplerinin, departmanlarının, çalışanlarının bu anlamda bu zorlayıcı durumlarla baş başa kaldığı yönündeydi. Buna dörtlü bir reçete sundular açılışta. Bunlardan birisi mutlaka ama mutlaka güven yaratın. Bu herhalde bütün dünyanın konusu, bitmeyecek, devam edecek. Güven yaratmanın insan kaynakları açısından ne kadar kritik, önemli bir konu olduğunun altını çizdiler. İkinci olarak büyük düşünün dediler. Yani kendi alanımıza, kendi fonksiyonumuza odaklı değil ama dünyamızı genişleteceğimiz, büyüteceğimiz alanda daha bigger thinking dedikleri büyük düşünmeyi gündemimize almamız gerektiğini söylediler. Being human dediler. Her ne kadar son dönemdeki özellikle teknolojik gelişmelerle insani ilişkileri ve iletişimleri biraz arkada bırakmış olsak da bir anlamda hatırlatıcı bir mesaj niteliğinde insan odaklı olmaya bir çağrı vardı. Son olarak da özellikle kendine alan açma, yani insan kaynakları profesyonellerinin kendilerine, kendi gelişimlerine alan açması ile ilgili önemli mesajlar verdiler. Şimdi bu sene özellikle bu 22 bin kişinin katılımıyla birlikte tüm oturumlar yaklaşık 670 insan kaynakları alanında hizmet sağlayıcının da yer aldığı büyük bir fuarla desteklendi. Başlıklar neydi diye sorarsanız değişim dönüşüm en önemli başlıktı. Yine değişmeyen sanıyorum önümüzdeki birkaç senede aynı zamanda ve sonrasında bizim için gündemde olacak önemli konulardan biriydi. Ve değişime dönüşüme farklı perspektiflerden hem organizasyon boyutunda, hem bireysel boyutta, hem de takım boyutunda, liderlik boyutunda değinen konuşmacılar ve aynı zamanda konular vardı. Özellikle diğer konu çeviklikti. Çevikliği organizasyonlar içerisinde hem yapımıza hem çalışma biçimimize nasıl entegre ederiz? Bu konuda epeyce odaklı programlar ve çalışmalar vardı.
Benim özellikle altını çizmek istediğim, önümüzdeki dönemde Türkiye için de önemli olacağını düşündüğüm, hali hazırda konularımızdan biri olan diversity konusu, çeşitlilik konusu ve olumlu yanlılıklarımız, yani unconscious bias dediğimiz, farkında olmadığımız yanlılıklarımızın orada Şorum Dünya Konferansı'nda önemli bir başlık olarak yine karşımıza çıktığını gördüm. Türkiye'de de dediğim gibi özellikle Türk liderlerin, yöneticilerin bu anlamda organizasyonlar içerisindeki uygulamalara baktığımızda önemli bir konu başlığı olarak gündeme geleceğini düşünüyorum. Yine skill gap, yani beceri anlamındaki gapler, eksiklikler ve ihtiyaçlar daha doğrusu önemli bir konuydu. Aynı zamanda uzaktan çalışma yöntemleri, bir liderliği uzaktan çalışma ve uzaktan takımların yönetimi konusunda nasıl işleriz konusu yine gündemde olan ana başlıklar arasındaydı. Şimdi benim özellikle sizler için seçtiğim temelde 3 konu var. Bunlardan ikisi zirvenin en temelinde açılış konuşmacılarından olan Adam Grant ve Sheryl Sandberg'in konuşmalarıydı. Özellikle birkaç konuda size de faydasını olacağını düşündüğüm birkaç noktayı sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama ona geçmeden önce oturuma katıldığım bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sanıyorum çok açığa çıkmayan Türkiye'deki organizasyonlarda ama yaşanan bir durum olarak düşünüyorum. Bunun adı incivility'ydi. Incivility'yi görünce Türkçesine hani tanımlamaya çalışırsak bir anlamda zorbalık ya da kabalık diye tanımlayabiliriz. Georgetown Üniversitesi'nden Kristin Pora bununla ilgili bir araştırma yapmış. Bununla ilgili bir kitabı da var. Ve kitapta önemli birkaç tane noktayı vurguladı konuşmasında. Epeyce de uzun bir konuşmaydı. Aynı zamanda Sherb sertifikasyonu için kredi de alabileceğiniz bir oturumdu. Bütün aslında yaptığı araştırmalarda organizasyonlar içerisinde zorbalığın yaşandığını ve bu zorbalık karşısında ama sözle zaman zaman farklı şekillerde tepkiler vererek organizasyon içerisindeki insanların birbirleriyle bu zorbalığı yaşadığını, yaşattığını ve hatta bunu yapanların daha çok liderler olmasının beklendiği, organizasyon içerisinde kabul edildiğiyle ilgili çarpıcı bilgiler söyledi ve %13 oranında ağırlıklı liderlerin bunu uyguladıkları ve de high performerların yani performansı yüksek kişilerin yine bunu uygulama konusunda oldukça fazla 5 kat daha bu anlamda kendilerini ve uygulamalarını haklı gördükleri ve uyguladıkları yönünde şeyler paylaştı, bilgiler, çarpıcı bilgiler paylaştı. Sanıyorum bu dünyanın her yerinde önemli noktalardan biri. 2 tane reçete verdi. Onları özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Biri mutlaka enerji seviyenizi koruyun dedi. Yani böyle bir şeyle karşılaştığınızda. İkincisi de özellikle feedback mekanizmasının nasıl ve ne kadar işlemesiyle ilgili önemli olduğu ile ilgili bilgiler paylaştı ve bunun için bir dizi reçete verdi. O nedenle eğer bu konuda ilginiz varsa incivility konusunda bence yükselen bir konu olacak önümüzdeki dönemlerde. Onu görüyoruz hem sosyal anlamda hem organizasyonlarda. Georgetown Üniversitesi'nden Kristin Pora'nın hem kitabını hem de bu anlamda podcastlerini izleyebilirsiniz. Sizlerle paylaşmak istediğim diğer kişi ve konu Adam Grant'tı. Biz Adam Grant'i biliyorsunuz Wharton Business School'da çalışıyor, Pennsylvania Üniversitesi'nde profesör. Fortune'un listesinde 40'ın altındaki management thinkerlarda yani yönetim düşünürleri arasında aynı zamanda sayılıyor. Biz kendisini iki temel kitabıyla, aslında 3 kitabıyla tanıdık. İkisini kendi yazdı, birini Sheryl Sandberg'le yazdı. Birisi Give and Take, Givers and Takers. Organizasyon içerisinde kişilerin, çalışanların bazıları giver oluyor, bazıları taker oluyor ve bazıları da matcher oluyor. Bunların 3 arasındaki yaptığı araştırmalar çerçevesinde farkları ve bunu nasıl yönetebileceğimizle ilgili reçeteleri paylaşıyor. Diğeri de originals'tı. Yani orijinal fikirleri olan çalışanları nasıl tespit edersiniz ve onları organizasyonlar içerisinde nasıl yaşatırsınızla ilgili kitabı. Bu iki kitabını da ben özellikle insan kaynakları profesyonellerine işe alımdan kültür entegrasyonu, kültür transformasyonu konularında
bir anlamda başucu kitabı olarak paylaşmak üzere bu bilgiyi vermek istiyorum. Adam konuşmasında bir kere sahnede inanılmaz canlıydı, aktifti. Katılımcıları yaklaşık sanıyorum ana oturumda 20 bin kişiydik. Bütün herkesi bir anlamda işin içine aldı ve inanılmaz keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Birkaç tane noktayı vurguladı, onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Dedi ki insan kaynakları profesyonelleri genelde culture fit ararlar ya da birini işe alıyorsak ilk baktığımız şey ya da zihnimizde olan şey culture fit olmasıdır dedi. Bunun culture contribution'la yani kültüre katkıyla değiştirilmesi gerektiği yönünde ki araştırma bulgularını anlattı ve aktardı. Ve aman ola sakın ki organizasyonlarınızı bir kültür müzesi haline getirmeyin dedi. Yani birbirimize benzeyen insanların, aynı şekilde düşünen insanların olduğu kültürlerin kültüre uyum niteliği ya da başlığı altında gelişmesinin ileride hem büyümeye hem de organizasyonel farklı paranoyalara sahip olacağını ya da yol açacağını aktardı. O anlamda dedi ki aman aman culture fit'ten culture contribution'a bir geçiş yapalım ve mutlaka ekibimize yeni insanları, organizasyonlarımıza yeni insanları alıyorken bizim kültürümüze ne katkıda bulunabilir? O kişi özelliğiyle, davranışlarıyla, bilgisiyle, liyakatıyla ona mutlaka olmazsa olmaz bakın dedi. Diğeri de özellikle paylaştığı noktalardan biri çalışanlarla hatta ekiplerimizle bilgi paylaşımı için farklı kanalları seçin, farklı kanalları arayışına girin dedi. Kendisi Business School'da yaptığı bir uygulamanın videosunu bizle paylaştı. Bu videonun içerisinde tüm hocalara, öğrencilerden bir toplu feedback uygulaması gerçekleştirmiş. Yani bir sınıf, bir hoca için bir feedback veriyor, bir feedback ya da geri bildirim veriyor. O geri bildirimi de canlı o kişi, hoca izliyor, okuyor ve aynı zamanda bunu o andaki tepkisini yine bütün okulla birlikte, Business School'la birlikte öğrencilerle paylaşıyor. İnanılmaz keyifliydi. Feedback biliyorsunuz bizim kültürümüz açısından da organizasyonlarımız hem zorlayıcı aynı zamanda organizasyonların en önemli konularından birisi. Birlikte Türkiye IT ile gitmiştik yaklaşık 5 farklı şirketten 12 kişilik bir katılımla oradaydık. Ya acaba biz bunu organizasyonlarımızda uygulasak ne olur? Bütün liderlere, onlara gelecek bir feedback'i canlı orada, o real time orada verdirsek ve aynı zamanda bunun tepkilerini ölçsek gibi farklı uygulamalar vardı. Eminim bunu yapan uygulamalar var ama videoyla böyle bir kanalı seçme oradaki herkes için çarpıcı, özellikle tepkileri anlama anlamında kritik ve önemliydi. Dolayısıyla feedback vermenin yanı sıra feedback almak da önemli bir konu başlığı olarak Adam'ın verdiği ana mesajlar arasında yer aldı. Adam'ı biz son günde izledik, yine ana oturumda. Sheryl Sandberg'le birlikte bir oturum yönetti. Çok keyifli bir oturumdu. Zaten Option B kitabını birlikte yazmışlardı. O anlamda feedback konusu Sheryl'in sunumunda da ve konuşmasında da önemli bir başlık olarak yer alıyordu. Onunla da ilgili birazdan paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla ana mesajım Adam Grant'ı takip ediniz. İki kitabını, hatta YouTube'da çok keyifli özetleri var, infografikle yapılmış. Originals, Givers and Takers, insan kaynakları profesyonelleri için başucu niteliğinde mutlaka öneriyorum. Gelelim Sheryl Sandberg'e. Onu da özellikle paylaşmak istiyorum. Kendi konusu eşitlik, dayanıklılık ve liderlik üzerineydi. Bir sohbet niteliğinde gerçekleştirdi ve bu üç konuya da değinerek keyifli hem kendi hayatından hem aynı zamanda Facebook'ta yaşadıklarından ve kariyerinden örnekler vererek bunları paylaştı. Tabii ki en önemli bakış açısı ve paylaştığı konu aslında çeşitlilikti ve özellikle cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili kadınlara yönelik farkında olmadığımız körlülüklerdi. Keyifli bir örnek verdi. Ben ona aynı zamanda Twitter'da da paylaştım. Türkiye'ye geldiğinde de anlatmıştı. Genelde kimlere bossi denir dedi, kimlere patron gibi davranır dedi. Hiç herhangi bir erkek burada 20 bin kişiye sordu.
patron gibi davranıyorsun diye bir feedback almış mıdır dedi. Hiç el kalkmadı. Bir ya da iki tane, hatta sizle sonra görüşelim dedi. Peki dedi, kadınlara soruyorum dedi. Sanıyorum üçte ikimizin eli havadaydı. O anlamda bossy kelimesinin kadınlar için bir anlamda varlıklarını sürdürebilmeleri için bir labeling diyelim, bir anlamda farkında olmadığımız o körlülüğü yansıtan bir örnek olarak anlattı. Ve eğer dedi küçük bir kız bir şekilde grup içerisinde oynuyorsa ve ona bossy deniyorsa arkadaşları tarafından, çünkü küçüklükten itibaren oluyor, o bossy değil, yani patron gibi davranmıyor ama önemli, güzel liderlik yetkinlikleri var diye mutlaka uyarınız dedi. Ve oradaki 20 bin kişiye o keyifli, aynı zamanda sorumluluğu ve sohbeti gerçekleştirdi. Dolayısıyla gender önemli bir konu, yani cinsiyet ayrımcılığı, çeşitlilik önemli bir konuydu. Onu Diversity of Talks'a getirdi. Yani özellikle Amerika'da, aynı zamanda bütün dünyada yükselen bu polarizasyonla birlikte farkında olmadığımız, düşüncelerimizde yer alan o yanlılıkları nasıl kırabileceğimizle ilgili, farkında olmanın önemiyle ilgili bilgileri paylaştı. Diğer konusu mentoring'ti. Bu konuda çok güzel uygulamalardan bahsetti. Özellikle bu çeşitliliği ve yanlılıkları ortadan kaldırmak için mentoring'i birbirimize destek olacağımız platformlar olarak konumlandırmanın, özellikle eş düzeydeki liderlerin, kişilerin, çalışanların birbirlerine destekleme amacıyla yapacağı mentorluk programlarının öneminin çok altını çizdi. Ve bir örnek verdi. Şu anda Amerika'da, aynı zamanda farklı ülkelere de yayılmış bir uygulamadan söz etti. O da Lean in Circles dedi. Biliyorsunuz Sheryl Sandberg'in bir kitabı da Lean in konusunda. Türkçesi de var aynı zamanda. Bunu takip edebilir, okuyabilirsiniz. Ve yaklaşık şu anda 20 binin üzerinde şirkette yaklaşık 37 bin çalışanın katıldığı Lean in Circle'larından bahsetti. Yani Lean in katılım çemberlerinden söz etti ve bu çemberlerin önemini yaklaşık küçük gruplarla, 8-10 kişilik gruplarla bu desteğin nasıl sağlanması gerektiğiyle ilgili şirket içerisindeki uygulamalardan ve bu prosesin nasıl kendi içinde liderler yetiştirdiğinden söz etti. Bizim de biliyorsunuz gelişim programlarımızda özellikle altını çizdiğimiz aksiyon öğrenme dediğimiz, kendi kendini fasilite eden, kendi kendini geliştiren çemberlerin önemi gelişimde ve ilerleme fırsatlarında önemli bir nokta. O anlamda Lean in Circles yine birçok orada kişi için, katılımcı için biz niye bunu uygulamıyoruz dedikleri önemli uygulamalardan biri oldu. Üçüncü konu da feedback'ti, geri bildirimdi. Sheryl Sandberg de bu konuda Facebook tepe yönetiminde karşılaştığı, aslında feedback almanın ne kadar zor olduğu ile ilgili bir dizi anekdotunu paylaştı. Ve bu konuda dedi ki, ben şanslıydım. Çünkü küçüklüğümden beri annem bir şekilde feedback konusunda, geri bildirim konusunda bizi eğitti. Bir kardeşim vardı dedi. Ve o kardeşimle birlikte bize bazı egzersizler yaptırırdı dedi. Diyelim ki biz tartışıyoruz bir konuda. İlk bize öğrettiği şey, eğer ben mutsuzsam ve geri bildirim vermek istiyorsam, geri bildirim verdikten sonra geri bildirimi anladığımı ve dinlediğimi anlayabilmek için, anlatabilmek için mutlaka tekrar ettirirdi dedi. Yani Sheryl'in işte bebeğini aldım dediğinde bir şekilde ve onu kızdırdım diye söylediğinde, özür dilediğinde ya da bunu yaptığını söylediğinde onu dinleme yönünde, Sheryl'in de aynı cümleleri tekrar ettiği yönünde bir ipucundan bahsetti ve dinlemenin, özellikle feedback alırken dinlemenin o feedback'i ne kadar farklılaştırdığını ve o ilişkiyi ne kadar farklılaştırdığı ile ilgili fırsatlardan ve ipuçlarından söz etti. Aynı zamanda bu öyle bir şey ki yaptıkça yapasınız geliyor dedi ve aldıkça alasınız geliyor. Onun için bu kelebek etkisini hiçbir şekilde, hiçbir zaman kendimizden de mahrum etmeyelim. Aynı zamanda karşımızdakini de eksik bırakmayalım dedi. Dolayısıyla Sheryl Sandberg'in de hem Lean'in kitabını hem Option B kitabını, aynı zamanda Gender Diversity, Blindness konusundaki görüşlerini, mentorlukla ilgili paylaştıklarını ve geri bildirim kültürü yaratmayla ilgili paylaştıklarını sizlerle burada yine
hem hatırlatmak aynı zamanda önümüzdeki yaz günlerinde belki okuma listesinize, listenize eklememiz üzerine paylaşmak istedim. Şimdi SHRM, özellikle Human Resource for Society, önümüzdeki yıl yine yaklaşık 30'dan fazla ülkenin katılımıyla 2019 yılında 23-26 Haziran tarihlerinde Las Vegas'ta gerçekleşecek. Oraya da Las Vegas'ta bir keyifli de bir mekan aynı zamanda. Herkesin gitmek istediği bir mekan. Daha da fazla katılımcı beklendiği yönünde görüşler paylaştılar. Bir aynı zamanda bir keyifli bir haber de verdiler. Brené Brown SHRM zirvesinde önümüzdeki sene zirvenin ana konuşmacılarından biri olacak. Biliyorsunuz Brené Brown'un da vulnerability ya da vulnerabilirlik konusunda hem araştırmaları hem podcastleri aynı zamanda kitabı var. Bu anlamda herkesin keyifle ve merakla beklediği iyi bir konuşmacı olarak müjdeyi aldı SHRM katılımcıları. SHRM'den nasıl yararlanabilirsiniz? Özellikle Türkiye'de yararlanabileceğiniz birkaç tane ana mecrası var. Bunlardan biri online üyeliği. Online üye olduğunuz zaman SHRM'e doğrudan web üzerinden sherm.org'dan olabiliyorsunuz. İnanılmaz farklı yelpazede yer alan hem araçlardan, template'lardan, okumalardan yararlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda üyelikle birlikte dünyaya açılan bir networking fırsatı yakalama şansınız var. Bu anlamda aynı sorunları tartışan, çözüm bulan dünyadaki farklı insan kaynakları liderleriyle bir araya gelebilirsiniz. Eğer ben dünya üzerinde sertifikalı bir insan kaynakları profesyoneli olmak istiyorum diyorsanız, hem online aynı zamanda yüz yüze eğitime katılabileceğiniz SHRM sertifikasyonlarını mutlaka öneririm. Özellikle yurt dışında, Amerika'da SHRM sertifikasyonu kariyerinizde ilerlemek için en önemli ön şartlardan birisi ve tercih sebebi. O anlamda kendi profesyonel gelişiminize katkıda bulunmak istiyorsanız iki seviyeli SHRM sertifikasyonları ile ilgili bilgiyi hem web sitemizden aynı zamanda yurt dışındaki sherm.org web sitesinden edinebilirsiniz. Çok keyifli bir magazini var, HR magazini aylık. Orada da o ayın hatta o yılın ana konuları ile ilgili hem görüşleri aynı zamanda uygulama örneklerini paylaşmanız mümkün. Ve tabii ki zirve, dünyada yaklaşık 20 binin üzerinde katılımcının yer aldığı zirvede yine buluşmak, hem oranın deneyimini yaşamak, aynı zamanda yeni bilgiler edinmek için sizleri SHRM'le buluşturabiliriz. Önemli fark ettiğim noktalardan biri, tartışmalar sırasında ve aynı zamanda oturumlar sırasında, oradaki Türk delegasyonuyla da konuştuğum, bazı uygulamalarda bizim Türkiye'nin insan kaynakları uygulamalarının çok çok önde olduğu yönündeydi. Ve bir hayal kurduk. SHRM'ün belli sayıda oturumunu neden buradaki Türkiye'deki uygulamalarla birlikte orada zenginleştirmiyoruz dedik. Bu hayalle birlikte ve bu istek ve motivasyonla birlikte sizleri de bu anlamda cesaretle uygulamalarınızı yurt dışında paylaşmak üzere davet ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle. Keyifli günler diliyorum.